Selamlar, hoş geldiniz. Bugün günlerden pestil diyorum. Elimizdeki bulunan meyveleriyle karışık bir şekilde 3 kiloya yakın meyvem var. Güzel bir pestil hazırlayacağım. Öncelikle hepsini yıkayıp çekirdeklerinden ayıklayıp tenceremin içerisine alayım. Meyvelerimizi bu şekilde doğrayıp tenceremizin içerisine hepsini koyalım. Yıkadık. Çekirdeklerinden ayıralım. Kayısıyı da. Şeftalimiz var burada elimizin altında. Haşlayalım. Evet, doğradığımız bütün meyvelerin içerisine tabana hemen yanmasın diye yarım su bardağı suyumuzu tabanına koyuyor. Çünkü hepsi sulanacak. Daha çok çoğalacak. Ocağın üzerine koyacağım şimdi. Kısık ateşte güzelce ondan sonra yumuşadıktan sonra da rondoya verip hepsini ezeceğim. Evet, gördüğünüz gibi artık yavaş yavaş kaynamaya başlıyor. Isındı. Kapaklarını kapatalım. Bu şekilde zaten tabanına suların geldiğini görüyorsunuz. Güzelce pestilimizi iyice yumuşayana kadar pişirmemiz lazım. Gördüğünüz gibi artık iyice kaynattık. Sertti çünkü benim aldığım meyveler sertti. Daha yumuşak olsa daha güzel olur. Şimdilik de güzelce şu şekilde hepsini eziyoruz. İyice ezeceğiz. 2 bardak olan şekerimi yine tadına bakacağım. Çünkü meyvelerim dediğim gibi biraz ekşimtırattı. 2 bardak koydum ama açıklama bölümüne tam ölçüsünü yazacağım size. Eğer ekşi olursa 1 bardak daha ilave edeceğim. Üçüncü bardağımı da koydum. Çünkü 2 bardak az geldi. Üçüncü bardağımı da ilave ettim. Şekeri. Hemen süzüyoruz. Bu şekilde. Süzersek daha pürüzsüz, daha güzel olacak. Onun için süzüldükten sonra tekrar sizinle olacağım. Şu şekilde kıvamı da böyle oldu gördüğünüz gibi. Bir daha ocağıma koyacağım. İçerisine 2 kaşık da nişasta karıştırıp güzelce ocakta pişireceğim ve işlem tamamlanmış olacak. Şöyle 2 kaşık nişastamızı içerisine koyalım. Bende yoktu. Mısır nişastası koydum. Hiç fark etmez. Bunu da güzelce karıştırayım böyle. Ondan sonra süzeceğim. Nişastayı iyice ayrı bir yerde yaptık. Ve şimdi bütün hepsini karıştırıp ocağıma alıyorum tekrar. Un kokusu gidene kadar kaynatıp işlemi bitiriyorum. Şöyle çevirim yapamadım. Şu anda görüyorsunuz. Nişastasını da koydum. 2 yemek kaşığı. Kaynamasını bekliyorum. Bir iki kere fokurdarsa zaten kapatacağım. Yalnız şekerini ben size 3 bardak demiştim. Meyvelerinizin tadına göre, tabii ki damak tadınıza göre değiştirebilirsiniz. Ekşi seviyorsanız daha azaltabilirsiniz şekerinizi ya da daha çok tatlı seviyorsanız arttırabilirsiniz. Tadına bakarak onu kendiniz ayarlayabilirsiniz. Verdiğim bu ölçüde sabit kalmayın. Şimdi tepsimizin üzerine fırın kağıdımızı serdik. Bu aşamayı da incecik üzerine kaynattığımız pestilimizi bu şekilde boşaltıyoruz. Bu şekilde hepsini, çünkü kalın yaparsanız olmaz. İnce yapmanız lazım ki daha iyi kurusun. Bunu güzelce yayacağım üzerine. Bütün
tepsinin içerisine bütün marmeleti yani güzelce pestilimizi boşalttık ve 2 gün kadar güneşlendirdikten sonra makasla böyle ince ince keserek rulo halinde kıvırıyoruz. Ne kadar ince serip de bekletirsek daha güzel olur pestiller. İstediğiniz şekli verebilirsiniz. Ben rulo yaparak böyle kıvırıyorum. Bazıları nuska şeklinde, üçgen şeklinde yani. Gördüğünüz gibi kağıttan böyle kalkıyor. Fırın kağıdı sererseniz altına daha kolay oluyor. Bu şekilde kaldıralım hepsini. Buraya kadar beni izleyip videomu beğendiyseniz, sosyal medyada paylaşırsanız sevdiğiniz arkadaşlarınızla, gruplarınızla daha çok kişi bana ulaşmış olacak. Beni izlediğiniz için sizlere kocaman teşekkür ediyorum. Benimle olduğunuz için bir başka videoda görüşmek dileğiyle hoşça kalın diyorum.